Kalbin ve beyin fonksiyonlarının durması, organların çökmesi, sinir sisteminin, dolaşım sisteminin bir daha işe yaramaması. Ölüm bu mudur? Evet, kimyasal anlamda ölüm budur. Ancak ölüm, kimyasal olduğu kadar aynı zamanda sosyolojik bir olay. İnsanlar tanıdıkları insanları tekrar göremeyecekleri anladığında yas tutarlar. Ve ölümün yas tutulan kısmı sosyolojik olan kısmıdır. Yani kimse bir insanın sinir sistemi bir daha çalışmadığı için yas tutmaz. Veya hiçbir cenaze marşı bir daha ısı üretemeyecek bir vücut için yazılmamış. Bu durumda ölüm birden fazla anlama gelmektedir. Fiziksel kimyasal ölüme baktığımızda her insanın aynı biçimde ölmediğini görürüz. Yani ölüm insanın kalbi durduğunda üzerine çöken bir ağırlık değildir veya beyni durduğunda. Agony diye bir kelime var. Türkçe ölüm ızdırabı diye çevrilebilir. Agony, ölüme çok yaklaşmış olan bireyin yaşadıklarıdır. Yani ölmek üzere olan bir hasta, aynı zamanda ölümü birkaç defa deneyimler. Nihai ölüme gelmeden önce onlarca defa bilincini yitirir ve yine onlarca defa vücudu ölmüş gibi tepki verir. Yani bazı insanlar ölümü birden fazla kez tadabilir. Ölüm anında kimyasal olarak bilince ne olduğuna gelmeden... Oho! Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Az önce şey yaptı. Kur'an'a diss attı. Fark ettiniz mi onu? Yani insanlar birden fazla kere ölümü tadabilir. Yeah! Hadi sizin sıranız. Dedi yani tam olarak. Yazılmamış. Bu durumda ölüm birden fazla anlama gelmektedir. Fiziksel kimyasal ölüme baktığımızda her insanın aynı biçimde ölmediğini görürüz. Yani ölüm insanın kalbi durduğunda üzerine çöken bir ağırlık değildir veya beyni durduğunda. Agony diye bir kelime var. Türkçe ölüm ızdırabı diye çevrilebilir. Agony, ölüme çok yaklaşmış olan bir... Kur'an'da her canlı ölümü tadacaktır diyor. Ya işte bence özellikle tadacaktır kelimesini kullanması ya ince bir orada şey. Çıkış. Anladın mı? Ölümü deneyimleyecektir ya da ölümü hissedecektir. Ölümü yaşar. Ölüm anını görür. Demek yerine tatma kelimesini kullanması orada bir şey. Bence ince bir sokuş yapmaya çalıştı orada. Bireyin yaşadıklarıdır. Yani ölmek üzere olan bir hasta, aynı zamanda ölümü birkaç defa deneyimler. Ateist falan değil, sürekli Tanrı vara getiriyor lafı. Kardeşim ben zaten ateist demedim. Yani Kur'an'a inanmamak ateist olmak demek değil ki. Adam deist olabilir ya da adam agnostik olabilir ya da adam şey olabilir, Budist olabilir. Ya Kur'an'ın söylediği şeye bir gönderme vardı orada. Nihai ölüme gelmeden önce onlarca defa bilin... Ve demiyorum yani bu kötü bir şey demiyorum. Adam kendi fikrini belli ediyor. ...yitirir ve yine onlarca defa vücudu ölmüş gibi tepki verir. Yani bazı insanlar ölümü birden fazla kez tadabilir. Ölüm anında kimyasal olarak bilince ne olduğuna gelmeden önce sosyolojik olarak ne olduğuna bakalım. İnsanlar sosyal canlılardır ve insanın çok 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 az bir kısmı sosyal olmamayı başarır. Bu sosyal canlılık durumu insana bir biçimde diğer insanların kendisine nasıl baktığını önemsemesini getirir. Bir şey söyleyeceğim, sen kaç yaşındasın ki burada bana boş yapıyorsun? Ya Nuri, Twitch yolcusu, şey yapmayın, laf atmayın birbirinize. Laf at, tamam, tamam Twitch yolcusu şey yapmış, heyecanlanmış yani onun önerdiği videoyu izledim diye. Şey yapmayın ama birbirinize, laf atmayın. İnsan hayatı boyunca diğer insanların kendisini nasıl gördüğüyle son derece yakından ilgilenir. Sosyal bir canlı bunu gerektirir. Beyinde fiziksel acı, sosyal acıyla aynı yerdedir. Yani siz sevgilinizden ayrıldığınızda hissettiğiniz acı, beyninizde normalde kolunuzun kopmasıyla geçen acıyla aynı yerleri tetikler. Bu da şu nedenle olmakta. İnsan
evrimi boyunca birlikte yaşayarak hayatta kalmayı başarmış, buzul çağını böyle atlatmış bir canlı. Ve tek kaldığında vücudu ona bir şeylerin yanlış gittiğini söylüyor. Ve bu şey kolunun kopması kadar değerli olabilir. Bu yüzden çok yüksek sosyal acılar çekiyoruz. Bu yüzden insanlar arasında küçük düşürülmek bize birçok şeyden daha önemli geliyor. Bu yüzden ikili ilişkiler ardından çok fazla acı çekiyor. Bu acı gerçek bir acı. Ölüm o kadar geri döndürülemez, o kadar nihai bir olay ki. İnsanın ölüme verdiği tepkiler sosyallikle hiçbir alakası yok. Kanseri yayılmış, ölüme çok yaklaşmış bir hastanın bir hastanede yatağında insanları etrafına toplayıp konuşma yaptığını düşün. Bu hasta insanları etrafına konuşurken düşündükleri nelerdir? Onlar, isimleri, hayatları, ne yapacakları, kendi üstü, şu an üstündeki battaniyenin vücuduna göre açısı bile, insan ölmeden, ölümü henüz tatmamış biri için düşünülen şeyler. Hastamızın etrafındaki yakınlarıyla konuşurken bir anda fenalaştığını, geri döndürülemez o yola girdiğini düşün. Artık ölecek. İşte burada, bu anda hastamız artık etrafındakileri düşünmediği bir noktaya gelecektir. Etrafındakileri görmediği, sadece kendiyle ilgilendiği ve onlarla ilişkisinin bittiği bir noktaya gelecektir. Şu saniyeden sonra bana kimse yardım edemez. Şu saniyeden sonra kimse yok. Bitti. Dediği o anda sosyallik bitiyor. Ölüm o kişi için yaşanacak ikinci bireysel olaydır. Doğum anında da aynı şeyleri hissediyordu. Ve ölüm anında da aynı şeyleri hissediyor. İnsanlar gerçekten... Burada şeyden bahsedecek herhalde. DMT salgısı mı? Doğum ve ölümde sadece salgılanan şey vardı. Bir salgı vardı. İnsana doğaüstü şeyler gösteriyordu falan filan. Her neyse ya, tamam. Devam. Hayatlarında iki defa bireyselliği tadar. Şimdi de ölümün fiziksel olarak bilince ne yaptığına gelelim. Ölüm başladığında serebral korteks kapanır. Artık dışarıdan mesajı alamamaya başlarsın. Ve kök beyninizde epifiz bezi denilen bir bez var. Pineal gland. Omuriliğiniz pineal gland'de öleceğinizi söyler. Pineal gland... Of. Çok şey oldum ya. Karamsar oldum şu an. Allah kahretsin. Buraya ölüm anınızı düşünmek için gelmediniz biliyorum ama... Üzgünüm hakikaten. Pineal gland epifiz bezi. Hint şeyinde üçüncü göz diye geçiyor. Bu da ek bir bilgi. Devam edin. Bu mesajı aldığında Hint dininde, Hinduizm. DMT denilen bir salgı salgılar. Dimethyltryptamine. DMT normal zamanlarda salgılanıyor olmasına rağmen sadece iki anda bu kadar yüksek miktarda salgılanır. Doğum ve ölüm anında. DMT'nin bilince ne yaptığı pek bilinmiyorsa da şizofreni hastalarının vücudunda bulunan DMT miktarı onların dış dünyaya kapalı hayatlar yaşamaları DMT'nin aslında bu dünyayla alakalı bir şey yapmadığını bilince bize gösteriyor. Şizofrenisi yıllar geçtikçe artan Louis Wain'in yaptığı resimlerden DMT miktarı arttığında evreni nasıl algıladığımız konusunda bazı ipuçları görüyoruz. Onun çizdiği kedilere bakarak şizofrenisinin ve DMT miktarının az olduğu dönem ile çok olduğu dönem arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyoruz. Çizdiği kediler başta normalken ardından boyut kaybetmeye, çizdiği kedilerin bulunduğu mekanların yok olup kediye dahil olmasına, kedinin tek bir şekil olmasına ve Louis Wain'in bulunduğu ortamın kediye dahil olduğuna inanmasına neden olan garip bir etkisi var DMT. DMT, evreni algılama biçimimizi kökten değiştiriyor. İleri derecede şizofrenlerin toplumla olan ilişkilerini bu kadar zorlaşmasına neden oluyor. Ve şizofreni ile DMT miktarı arasındaki korelasyon doğruysa biz ölüm anında şizofren oluyoruz. Ve evreni tek bir nokta, tek bir şekilden algılama yoluna gidiyoruz. Ölümün sosyolojik noktası bitip bireyselliğe dönüldüğünde o bireyselliğin de aslında tekillikle alakalı, teklikle alakalı bir şey olduğunu görebiliriz. Böyle bir bakış açısında ölüm gözlemcinin aynaya bakıp aynadakinin sadece bir yansıma olduğunu, kendinin yansıma olmadığını anlama anıdır. Bir saniye, son cümleyi bir daha dinleyeceğim. Aynadakinin sadece bilikle alakalı bir şey olduğunu görebiliriz. Böyle bir bakış açısında
Ölüm, gözlemcinin aynaya bakıp aynadakinin sadece bir yansıma olduğunu, kendinin yansıma olmadığını anlama anı. Tam olarak anlamadım son cümlede ne demek istediğini. Kendisinin yansıma olmadığını anlama durumudur. Kendisinin yansıma olmadığını anlama durumudur. Gerçeğe ulaşmak diyorsun. Avatar muhabbeti. Genel olarak. Kişinin gerçekleri fark etmesi.